Merhaba. Bugün postgenççi iktisat hakkında bir kitap tanıtmak istiyorum. Tanıtmak istediğim kitap postgenççi iktisat hakkında zannediyorum. Ayrıntılı olarak, detaylı olarak yayın almış en önemli kitaplardan bir tanesi. Bu konuda postkeynesyen iktisat literatürü konusunda bütün literatürü kapsayan bir kitap. Kitap postkeynesyen iktisadın önemli isimlerinden. Bu konuda sayısız makale yazmış, kitap yazmış bir akademisyen Kanada'da Mark Lowe'in Postkeynesçi İktisat Ekonomi Yeni Temeller, Yeni Esaslar kitabı. Bu kitap 2015 yılında yayımlandı. Yani 5-6 yıl önce yayımlanmış kitap. Ama çok önemli bir kitap. Tanıtmayı Türkiye'de tanıtmaya ihtiyaç duyan bir kitap. Mark Lowe'in bu başlığa benzer postkeynesçi ekonomi ama giriş diye daha önce yayımlanmış zannediyorum 2006 falan olması lazım kitabı vardı. Onun ayrıntılanmış geniş baskısı ve benim çok beğendiğim bir kitap. Postkeynesçi iktisada ilgi duyan, alternatif iktisada ilgi duyanların kaçırmaması gereken bir kitap. Özellikle alternatif arayanlar ve ilk defa konuya postgenetik iktisatta tanışanlar için öncelikle Lowe'in giriş kitabını tavsiye ederim. Daha sonra bu kitabı tavsiye ederim. Bu kitap da daha ayrıntılı bir kitap. Lowe 54 doğumlu. Yani 66-67 yaşında. Kitap dediğimiz gibi 2014-2015 yılında yayımlanmış kitap. Kitap 8 ana bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, ben burada biraz ondan bahsedeceğim. Heterodoks ve postgenişi iktisadın temelleri, esasları konusunda bilgi veriyor. Oldukça ayrıntılı bilgi. Sonra seçim teorisi, belirsizlik altında seçim de ve rasyonellik, postkeynesçi iktisadi davranışları seçim anlatan bölüm. O da çok ayrıntılı. Bütün literatürü veriyor. Firma teorisi. Firmanın karar alma süreçlerini postkeynesçi iktisat çerçevesinde anlatıyor. Hemen hemen bütün literatürün oldukça pedagojik bir şekilde yansıdığını, verildiğini görebiliriz. Ve kredi, para ve Merkez Bankası. Gerçekten kitabın en önemli bölümlerinden bir tanesi. Postkeynesçi iktisat yapan önemli noktalardan bir tanesi. Paranın işselliği konusu. Dolayısıyla burada paranın işselliğini ayrıntılı bir şekilde görebiliriz. Örnekleriyle görebiliriz. Son yıllarda bu konuda yayımlanmış çalışmaları görebiliriz. Ve beşinci bölüm efektif talep ve istihdam
konusunun post-Keynesyen iktisadın Keynes'i yapan unsurlardan bir tanesi efektif talep konusu. Yani Keynes yerine yani derinleşik talep yerine efektif talep kullanılır. Yani çıktığı belirleyen, istihdamı belirleyen talep kavramını kullanır. Bu konuda çok güzel bir bölüm. Ve birikime kapasite, büyüme teorilerinin özellikle post-Keynesçi büyüme teorilerinin ele alındığı bölüm, 6. bölüm. Ve açık ekonomi makro iktisadı, makro ekonomisi. Açık ekonomide post-Keynesçi yaklaşımları burada görebiliriz. Ve enflasyon teorisi 8. bölüm. Enflasyon konusunda yine post-Keynesçi çalışmaları görüyoruz. Bunun ayrıntılı bilgisi var. Görüldüğü gibi kitap 656, daha doğrusu işte endekslerle birlikte 650, yani devasa bir kitap. Şimdi birinci bölümden kitabın copyright haklarına ilave getirmeden 5-6 sayfadan bilgi vermek isterim. Burada görüldüğü gibi heterodoks ve post-Keynesçi iktisadın temelleri alternatife neden ihtiyaç var? Ve burada özellikle tabii kitabın 2014-2015 yılında yayımlandığını düşünürsek tabii esas kitabın hesaplaştığı konu 2008 krizi, 2008 krizinin de mainstream iktisattaki aşmazları, çıkmazları üzerinde. Şimdi bu ayrım önemli. Yani heterodoks iktisat ve ortodoks iktisat. İşte ortodoks iktisat denildiği zaman genellikle alternatif bazı işte yapıtlarda kullanılan kavramlar, örneğin neoklasik iktisat kavramı, dominant paradigma, baskın paradigma, hakim paradigma, ana akım iktisadı veya yerleşik iktisat, marjinalizm, eski paradigma ekonomisi kavramlarının kullanıldığını, yani ortodoks iktisat kavramından anlaşılanların zaman zaman farklı olabildiğini belirtmemiz lazım. Mesela örneğin ben mainstream iktisat ve ortodoks iktisat ayrımı yaparım. Yani mainstream iktisadın bazı heterodoks iktisadı da bazı açılardan heterodoks iktisadı da özellikle son yıllarda kucakladığı iddiasındayım. İşte yazar bu noktalara da dikkat çekiyor. Heterodoks iktisat, işte post klasik, classical paradigma, radikal politik iktisat, ortodoks olmayan iktisat, dünya iktisadı, ekonomisi, yani reel gerçeklik iktisadı da diyebiliriz. Ve yeni paradigma ekonomisi, yeni paradigma iktisadı, gerçekten bu ayrım önemli bir katkı kavramların anlaşılması açısından. Ve heterodoks iktisat okulları, bu da ayrıntılı bilgi verilmiş. Bu da çok önemli. Düşünce okulları,
ve bunların bir araya geldikleri kurumlardan, cemiyetlerden bahsediyor. Post-Keynesyenler, radikal Marksistler, kurumcular, tabii kurumcu, eski kurumcular, yeni kurumcular, eski kurumcuların bir araya geldikleri kurumlar, evrimci politik iktisat, feminist iktisat, işte devam ediyor efendim, sosyal ve insancıl iktisat, yeşil ekonomi, gelişmeci yapısalcılar, Schumpeterciler, Schumpeterian Economics işte, inovasyoncular ve evrimciler olarak ayrılıyor. İşte devam ediyor Fransız Düzenleme Okulu, efendim, birikimin sosyal yapısı ekonomisi, efendim, davranışsal iktisatçılar, yeni eskisi, tabii Polanyi iktisadı gibi, Neo-Avusturyanlar, Georgianlar, tabii Gandhi, Polanyi iktisadı ve son yılların benim de yakından incelediğim, ele aldım. Ajan bazlı modelleme ve sistem dinamiği konusunda çok yakında bir söyleşimiz olacak. Bunu belirtmiş olalım. Ve bir başka önemli bilgiyle daha doğrusu yapacağız. Sonra tanıtımı kapatacağız. Evet, post-Keynesyen iktisatta zaman içinde ele alınan konular konusunda önemli, yani tarihsel olarak ele alınan konular konusunda önemli bilgiler veriliyor. 1930'larda işsizlik tabii temel problem. Dolayısıyla işsizlik konusu 1950'lerde Neo-Keynesçi büyüme ve bölüşümünün Neo-Keynesçi Cambridge modelleri. Neo-Keynesyen kavramı bugün çok fazla kullanılan bir kavram değil. Burada işte Cambridge iktisadı. 1960'lardaki sermaye tartışmaları ve 1970'lerde öne çıkan konu firma teorisi, firma fiyatlama, istihdam teorisi, paradigmanın tanımlanması konuları. 1980'lerde büyümenin Kalekian modelleri, paranın içselliği, burada Paul Davidson'ın yani katkısını, tabii Hayma Miski'yi, finansal kırgınlık Hayma Miski'yi burada altını çizmek lazım. Ve 80'lerin sonu 90'ların başında efendim büyük sentez teşebbüsleri ve kitaplar, textbooklar, 90'lı yıllarda metodoloji, eleştirel gerçekçilik ve iktisadi düşünce tarihi, 2000'li yıllarda iktisat politikası, küreselleşme, finanslaşma, ekonomi çalışmalar, çünkü yani özellikle Tinbergen'in ekonometrisinin eleştirileri söz konusuydu. Burada ekonometriyle post-Keynesçilerin bir anlamda barışmasından bahsedebiliriz.
parasal ve finansal politikalar arasında ilişki ve yeni sentezde yeni teşebbüsler ve 2010'lu yıllar bugün postkeynesçi iktisatta stok akım analizleri reel ve finansal kesin tutarlılığı çerçevesinde stok akım analizleri öne çıkmış durumda. Biraz şeyi de çağrıştırıyor, sistem dinamiğini de çağrıştırıyor. Patika bağımlılığı, bu da önemli bir konu. Finansal istikrarsızlık, tabii burada 2008 krizi önemli. Ve ekolojik, ekonomi, iktisat, tabii bugün bu green ekonomiye doğru dönüşmüş durumda. Evet, son bir ayrımla burada anahtar kavramlardan bahsedebiliriz. Yine postkeynesçi iktisat içinde realizm, organizm, efendim nedensel rasyonellik, üretim, dengesizlik, istikrar, efektif talep ilkesi, bu konudaki çalışmalar, yatırım nedenleri, tasarruf, kurumların analize katılması, parasallaşan ekonomi, özellikle Davidson'da öne çıkan bir konu, zamanın tarihselliği ve tersinemezliği konusu, fundamental yani esas belirsizlik, yani bu postkeynesçi iktisatçılar textbook ana akım iktisattaki belirsizliğin aslında belirsizlik olmadığını belirtirler. Burada Knight ve Keynes'in belirsizlik ve risk arasında yaptığı ayrımı dikkat çekerler. Dolayısıyla burada fundamental belirsizlik konusu ve ölçüm kal, döngel, ergodiklik, ergodik olmama, dolayısıyla iktisadın ergodik olmadığı konusu, bu önemli bir konu. Şeysi, çünkü o biraz evvel tarihsel ve tersinemez zaman demiştik. O konuyla ilgili, yani fizikte ergodiklik temeldir. Ama iktisatta ergodikliğin olmadığı, ölçüm kal olmasının mümkün olmadığı konusu. İşte spesifik mikro iktisat, güç ilişkileri, gelir bölüşümü, açık sistemler ve çoğulculuk şeyi son zamanlarda, çoğulculuk konusu iktisadın önemli konularından bir tanesi. Yani özellikle heterodoks iktisatta ve burada karmaşık iktisadının da özel bir önemi var. Evet. Postkeynesçiler içindeki ayrımları hemen toparlayıp bu kitap tanıtımımızı bitirelim. Fundamental Keynesçiler, burada Keynes, Haymo Mischke, eski John Robinson, Shackle ve Weintraub'dan şey yapıyor. Buradaki öne çıkan konular işte gerçek belirsizlik, parasal üretim ekonomisi, bu çok önemli bir konu. Finansal istikrarsızlık, metodoloji konuları, efendim Kayekianlar, gelir bölüşümü modelleri, traversi, efektif talep, sınıf çatışması, fiyatlama, sraffacılar,
Belki bir toplantıda Türkiye'de Sraf'la çalışan ilk iktisatçılardan olan hocamız Asaf Hoca katlı bu konuda söyleşi de yapabiliriz. Nispi fiyatlar, teknik seçim, çok sektörlü üretim sistemleri, sermaye teorisi, ortak üretim, uzun dönem pozisyonlar konuları, kurumlar, fiyatlama, firma teorisi, parasal kurumlar, davranışsal iktisat, emek ekonomisi. Tabii davranışsal iktisat dediğimiz zaman tabii postkeynesçi anlamında mesela Galbraith'in burada mesela önemli şeyleri vardır. İşte mesela Veblen'i buraya ele almak, yani bir postkeynesçi mesela Veblen'in kriz teorisi şeye çok uyar. Yani postkeynesçilerle çok yakın bir ilişki içindedir. Zannediyorum burayla ilgili böyle bir bağlantı kuruluyor. Ve kaldırıcılar, ekonomik büyüme, üretkenlik rejimleri, açık ekonomi sınırlamaları ve reel finansal ayrımları, ilişkileri üzerine. Göründüğü gibi ilk bölümden bazı ayrımları, tabloları naklettik. Gerçekten postkeynesçi iktisat üzerine yazılmış bence en iyi kitap yani diyebiliriz. Ben gerek iktisatta şeyden bu kitaptan çalışmalarımda postkeynesçilerle ilgili bu kitaptan değil yani bu kitapta tabii son zamanlarda ama Lavoie'nin daha önceki postkeynesçi iktisat kitabından çok faydalanmışımdır. Beğendiğim, takip ettiğim yazarlardan bir tanesi. Tabii Miski, Davison gibi yazarları da özellikle tabii tavsiye ediyoruz ama bu bizim jenerasyonun yani benim jenerasyonumun yazarı. Şu anda galiba emekli oldu. Ama çalışmaya, yazmaya devam ediyor. Yeni de bir kitabı yayınlandı ama bu 32 makalesini topladığı bir kitap. Edward Elgar'dan Postkeynesçi Parasal İktisat. Onu da öneririm. Böylece ilk kitap tanıtım programımızda yapmış olduk. Zaman zaman bu tür programları yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyorum.